EYT'li olup olmadığınızı nasıl anlayacaksınız? Bunların yanıtı var. Evet. Nerelere başvurabilirsiniz diye. Sorular devam ediyor. Şimdi ben EYT'li miyim sorusunun cevabını birçok insan merak ediyor. Çünkü netice itibariyle genel anlamda EYT'nin tarifini yapıyoruz ama hani 8 Eylül 99 öncesi diye. Ama birçok teknik konu var. Hizmet birleştirmeler var, borçlanmalar var, farklı kurumlarda çalışanlar var. O yüzden de primi eksik olanlar var. Onlar EYT'li olup olmadıklarını çok merak ediyorlar. Zaten şu son birkaç aydır Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerinde inanılmaz bir yoğunluk var. Normal işlemlerini yapanların neredeyse 2 katı kadar insan ben EYT'li miyim? EYT'li nasıl olurum? Beni bir EYT'li yapsanız diyenler bile oluyormuş. Yani gelen bilgiler o. Artık bugün şimdi içeriğiyle ilgili seninle çok konuştuk. Yani içeriğinde şu olur, bu olur. Gelen bilgileri buradan izleyicilerimizle de paylaştık ama artık bugün hepsini öğreneceğiz. Bu arada bir şey de açıklayayım. Geçtiğimiz gün seninle konuşurken bu hizmet birleştirmeleriyle ilgili bana çok mesaj geliyor. Arkadaşlarımıza da bir cevap vermiş olalım. Özellikle 8 Eylül 99 öncesinde önce SSK'lı sonra da memur olmuş arkadaşların EYT'li olamayabilecekleri konusunda burada bir konuşma yapmıştık. O biraz yanlış anlaşılmış. Biz mevcut durumu söylemiştik aslında. Mevcut durumda eğer sizin memuriyetten önce bir SSK ya da Bağkur girişiniz varsa emeklilik sandığı, emeklilik hesabını memuriyete başladığınız tarihten itibaren yapıyor. Bunun yasada, tabii yasa çıktığında göreceğiz. Eğer daha önce 8 Eylül 99 öncesi SSK'lı olanların kapsama girip girmediğinde yasa çıktığında görmüş olacağız. Onu da bir düzeltmiş olalım, yanlış anlaşılmış. Zaten bugün her şey netleşecek. Ben de merakla bekliyorum.